Genital bölge bakımı ile ilgili birçok bilinmeyen ya da yanlış bilinen şey olduğu için bugünkü videomda bu konuyu konuşmak istiyorum. Bir kadın genital bölge bakımını yaparken bir kadının en önemli dikkat etmesi gereken şey tuvalette temizliğini ya da banyoda yaparken önden arkaya doğru yapması ve o bölgeyi kuru tutmasıdır. Temizlik yaparken sadece dış genital organlar yıkanmalı. Vajinanın içerisine su bile değdirilmemelidir. O yüzden vajinal duştan kesinlikle uzak durmak gerekir. Ve temizlikte sadece su kullanmak gerekir. Sabun, duş jeli ya da parfümlü deodorantlar kullanmak doğru değildir. Bunların hepsi enfeksiyonlara zemin oluşturur. Yine o bölgeyi nemli tutan ve enfeksiyonlara zemin hazırlayan çok dar kıyafetler, naylonumsu kıyafetler giyilmemelidir ya da iç çamaşırları giyilmemelidir. Daha çok pamuklu iç çamaşırları ve kıyafetler tercih edilmelidir. Günlük pedi biz genel anlamda önermiyoruz. Bunu yani uzun süreli kullanmamak ya da çok kısa süreli kullanmak gerekir. Uzun süreli kullanmamak gerekir. Eğer bir akıntı olduğunda gerekirse pamuklu bazı spançlar, bezler kullanılabilir. Eğer genital bölge temizliğinde bir madde kullanmak istiyorsak suyun dışında pH dengesi vajina ile uyumlu, daha asidik ve bazı intima jeller kullanılabilir. Genital bölgeyi olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri de sigara ve alkoldür. Sigara özellikle doku elastikiyetini azalttığı için vajinal dokularda sarkmaya neden olabilir ve yine enfeksiyonlara zemin hazırlar. Yine bir kadın genital bölgesini önemsiyorsa mutlaka düzenli sıvı alımını, su içmeye dikkat etmeli. Özellikle prebiyotik içeriği yüksek, proteinden yüksek gıdalarla beslenmeyi önemsemelidir. Yine ilişkide prezervatif kullanmak da enfeksiyon riskini azaltacağı için genital bakım için önemlidir. Bazen yapısal anlamda genital bölgedeki sarkıklıklar, iç dudaklardaki büyüklükler neme sebep olarak o bölgede ıslaklığa ve neme sebep olarak enfeksiyonu arttırabilir. Böyle durumlarda bazı ufak genital estetik operasyonlarla bu durum düzeltilebilir. Tüm bunlara rağmen eğer bir kadın yine enfeksiyon bu dikkat etmesine rağmen tüm bunlara dikkat etmesine rağmen bir enfeksiyon yaşıyorsa mutlaka doktora başvurmalıdır.